Piyasa Hattı ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Piyasa Hattı programında bugün yeni yılın ilk programında 2021 yılının ilk yayınında neler işleyeceğiz? Hemen hızlı hızlı üzerinden geçelim. Birazdan Peker GYO'yu alacağız konuk olarak. Peker GYO Genel Müdürü Onur Bey ile beraber hem temettü politikasını şirketin hem son aldıkları bedelli sermaye artırımı kararını hem de Peker Holding'in halka arz planlarını konuşacağız. Çünkü bu senede halka arzlar açısından yoğun geçmesi bekleniyor. Geçen sene aslında daha çok küçük şirketler halka arz oldu ama rakamsal olarak baktığımızda 8 tane halka arzla seneyi kapatmıştık. Bu yılda yine beklentiler var. Hepsine detayları konuşacağız ve Peker GYO'nun hisse performansını ve yeni yatırım hedeflerini. Hemen akabinde yatırım finansman araştırma müdürü olacak bizimle. Kendisiyle özellikle yatırım finansmanı model portföyünü 2021 yılındaki beklentilerini konuşacağız Serhan Gök'le beraber. Ve son dönemde Türk lirasının değer kazanması, dolar TL'nin aşağı gelmesi, önümüzdeki dönemde Türk TL cinsinden enstrümanlara yatırımın cazibesini arttırır mı? TL mevduatlar cazip mi? Bunların detaylarını da yine Yatırım Finansman Araştırma Müdürü Serhan Gök'le konuşacağız. Şimdi bundan sonra aslında piyasa hattı kuşağına bir şirket raporunu size aktararak başlayacağız. Akışta ilk programı açarken her gün bir rapora yer vereceğiz. Bugünkü yayına Garanti Yatırım'ın raporuna yer vererek başlayacağız. Şimdi Garanti BBVA'nın enerji tavsiyeleri var. Hemen aktaralım size. Son gelen zamlardan sonra günün ikinci yarısında gelen raporlarda benim öne çıkarttığım bu raporda Garanti Yatırım hangi hisseye ilişkin nasıl bir beklenti paylaşmış? Öncelikle Ocak itibariyle elektriğe %6, doğalgaza da %1'lik zam yapıldı. Ve bu zammında özellikle elektriğe yapılan %6'lık zammında maliyetlerdeki yükselişle beraber enerji bağımlılığı nedeniyle çimento sektörü için olumsuz olduğunu söylemişler. Elektriğe yapılan %6'lık zammın etkisini. Hemen akabinde yine elektrik zammı kurulu gücü doğalgazdan oluşmayan elektrik üreticileri için olumlu demişler. Hangi hisseler için peki olumlu? Çimento için olumsuz dedik ama Garanti Yatırım, Odaş Elektrik, Alark Holding, Ayan Enerji ve Zorlu Enerji bu elektrik zammından olumlu etkilenebilir demiş önümüzdeki süreçte. Tabii enflasyon üzerindeki etkisi de önemli. Sadece hisseler üzerindeki etkisi değil. Ekonomistler de doğalgaz, elektrik ve diğer köprü ve otoyollara yapılan zamların yıllık enflasyon üzerinde yaklaşık olarak 0.3 puanlık bir katkı yapacağını hesapladı ortalamada. Asgari ücrete yapılan artışın ise 2 puan katkı yapması bekleniyor. Bugün gelen enflasyon rakamlarının önümüzdeki süreçteki serüveninde bu zamlarda elbette etkili olacak. Yönetilen ve yönlendiren fiyatlardan dolayı ilk çeyrekte aslında enflasyonun kolay kolay %14-15'lerin altına gelmesi beklenmiyor diyelim. Ve şimdi gidelim piyasaları konuşalım. İntegral Yatırım Menkul Değerlere gideceğiz. Araştırma Direktörü Tuncay Tuğuşucu var karşımızda. Tuncay, iyi seneler, hoş geldin yayına. İyi yıllar, hoş bulduk. Öncelikle istersen biraz bu yıla has dinamikleri konuşarak başlayalım. Çünkü Türk lirasındaki değer kazancı çok soruluyor. Dolarizasyonda yavaş yavaş çözülme başlayacak mı? Mevcut mevduat faiziyle beraber hem borsa hem de TL mevduatlar, yani aslında genel olarak TL cinsi enstrümanlar için 2021 iyi bir sene mi olacak diye sorarlar. Ben de sana ileteyim. Evet, sağ ol. Yani bence iyi bir yıl olacak. Çünkü şu ana kadar para politikasında ve ekonomide atılan adımlar var. Ve bir düşünce var, bir zihniyette bir değişiklik oldu. Bu nedenden ötürü bize göre biz bunu olumlu olarak algılıyoruz her şeyden önce. Enflasyon öncelik olacak. Enflasyonla mücadele burada çok önemli bir mesaj olarak veriliyor. Ve en önemlisi maliye tarafı olarak da para politikalarına destek veren bir yapıda gidecek. Yani eskiden olduğu gibi Merkez Bankası sıkılaşırken diğer yandan gevşeme yönünde adımlar çok fazla izlemeyeceğiz. Bu tabii ekonomide bir yavaşlamaya sebep olacak elbette bu, ama enflasyonda da önemli de bir etki olacağını tahmin ediyoruz. Bununla beraber yılın ilk çeyreğinde enflasyonda bir yükselme olsa da sonrasında eğer olağanüstü başka olaylar olmazsa elbette ki enflasyonda bir düşüş olabileceğini tahmin ediyoruz. Yabancı girişinin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu tabii kur üzerinde yeniden bir baskı da yaratabilir.
kurda çok ani sert hareketler olan bir sene olacağını zannetmiyoruz. Daha sakin, daha stabil ve yatay bir kur tahmin ediyoruz. 7 seviyelerinde dengelenen bir kur görmemiz mümkün olabilir. Bazen bunun aşağısına inebiliriz. Bazen yeniden 7'nin üzerine yükselen bir kur alabileceğimizi öngörüyoruz. Bizler açıkçası, ama bence yine hisse senedi açısından daha da olumlu bir yıl olacak. Girişler var. En çok tabii şu ana kadar tahvile girişler var, ama hisseye de girişlerin sürmesini öngörüyoruz. Mali sektör belki şu anda çok çok ucuz olmasından ötürü, yani en azından bu iskontoyu kapatacak şekilde bir %25, %30 gibi bir yükseliş şansı olduğunu düşünüyoruz bizler. Bu da endeksi de oldukça olumlu bir şekilde de etkileyecektir diye tahmin ediyoruz. Yani 2021'in hisse senedi için de ideal bir sene olabileceğini şimdilik böyle bir senaryomuz var. Umarım yani şu an hesapta olmayan yeni riskler oluşmaz ve daha rahat, daha huzurlu bir yıl geçiririz. Aşılar çok önemli olacak. Virüsle ilgili savaş çok önemli olacak. Yani yılın ilk çeyreğinden itibaren koronavirüsün hayatımızdan yavaş yavaş çıktığını eğer görürsek, inşallah o günlerimiz olur. O zaman işte ekonomilerde de ciddi de bir canlanma, yeniden yukarı hareketlerde izlememiz mümkün olabilecek. Bu dünyada hisse senedine de yoğun ilginin de sürmesini de sağlayabilir şeklinde bir senaryomuz var. Bu şekilde girdik 2021'e, inşallah böyle de devam ederiz. Tuncay, çok teşekkürler iyi dileklerin için. Biz de İntegral ailesine ve sana tekrar iyi bir sene diliyoruz. İntegral Yatırım Menkul Değerlerden Araştırma Direktörü Tuncay Türk'ün görüşlerini aldık. Kısa bir ara, aranın arkasından Peker GEO Genel Müdürü Onur Özalp bizimle olacak. Piyasa altına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peker GEO Genel Müdürü Onur Özalp bizimle olacak dedik. Onur Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar Gücem Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. 2021 senesinin ilk piyasa altı programı, sizinle de açmış olduk programı. Hem Peker GEO ailesi için hem de sizin için iyi bir yıl olsun, bu temenniyle başlıyorum ve hemen söz size vereyim. Üçüncü çeyrekten sonra elbette dördüncü çeyrek şirketlerin belki biraz daha riskleri görebildiği bir çeyrek oldu geçen sene. Önümüzdeki ay bilanço rakamlarının detaylarını da göreceğiz, ama isterseniz bir yılı değerlendirelim. Pandemi yılı Peker GEO için nasıl geçti? Tabii. Öncelikle ben de davet ettiğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. 2020 yılı Türkiye'de gayrimenkul sektörü üzerine konuşmamız gerekirse dört temel unsurdan dolayı biraz zorlayıcı bir yıl oldu. Bunlardan birincisi malum bir stok fazlalığı söz konusuydu. Özellikle ticari konutlarda, ofis yatırımlarında ve alışveriş merkezi yatırımlarında stok fazlası vardı. Boşluk oranları epey yükselmişti. Bununla beraber döviz kuru ciddi bir zorluk unsuru oldu. Yılın başında 5.95 civarında olan kur bir ara 8.50'leri gördü ve yıl sonunda 7.40'lar civarında yılı tamamladı. Faizde de yine bir yükseliş oldu. %10 civarından %17'ye Merkez Bankası politika faizi geldi. Ve bir de pandemi etkisi. Pandemi bütün dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkiledi. Burada gayrimenkul sektöründe pandeminin etkisi özellikle yaz aylarında bu konut kredisi kampanyasının da biraz sayesinde diğer ülkelere nazaran biraz daha hafif hissedildi. Çünkü biz satış rakamlarına baktığımız zaman Türkiye'de ortalama ayda 110-115 bin konut satış olur. Son 3-4 yıldır bu böyle. Yıla da yine böyle başladı, ama Mart, Nisan ve Mayıs ayında çok ciddi bir şekilde keskin bir düşüş oldu. 50 bin, 40 bin konut satışları oldu aylık bazda. Sonrasında Haziran ve Temmuz ayında dediğim gibi konut kredisi kampanyasının da etkisiyle bu sayılar çok yükseldi. 2 ayda ortalama 210 bin konut satıldı. Ve bu sayede stok konusunda zorluk biraz azaldı. Biz Peker GEO olarak bu zorlu koşullardan olumsuz ayrılmadık, olumsuz bir problem yaşamadık. Çünkü dengeli bir portföye sahibiz, döviz gelirine sahibiz. Yine yatırımlarımız, varlıklarımız sadece
tek tip konut ya da tek tip ticari alan üzerine kurulu değil. Bu sayede biz özellikle ilk 9 aylık bilançoyu da açıklamıştık. Rekor karla o 9 ayı gerçekleştirdik. Önümüzdeki yılda yine hız kesmeden büyümeye, karlı projeler elde etmeye ve projelerimizi karlılıkla sürdürmeye devam etmek istiyoruz. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında. Peki burada dengeli bir bilanço dediniz ve aslında biraz detayları paylaşabilir misiniz? Toplam gelirleri içinde Peker GYO'nun 2020'nin tamamı için soruyorum bunu. Geçtiğimiz sene yani. Ne kadar yurt dışı inşaat projeleri, müteahhitlik hizmetleri ve diğer projelerden geldi? Ne kadar yurt içinden ve yurt içindeki dağılım içinde de özellikle ticari gayrimenkul, diğer altyapı yatırımları ve konut diye biraz dikeyde ayrıştırmanızı rica edeceğim. Tabii ki. Şimdi SPK tarafından çok yeni bir tebliğ yayınlandı. Bu tebliğ sayesinde gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinin yurt dışında yatırım yapması konusunda oldukça önü açıldı. Biz bu tebliğ öncesinde de yurt dışında zamanında orada yatırımlara başlayarak çok iyi bir konumlandırma elde etmiştik. Almanya'da ve İngiltere'de yatırımlarımız vardı ve takip ettiğimiz pazarlardan bir de Hollanda vardı. Yıl ortalaması olarak yurt dışı yaklaşık %10'a yakın. Ancak bu son tebliğ ile beraber artık dediğim gibi iyice önümüz açıldı ve çok da yeni kamu aydınlatma platformunda da gerçekleştirmek istediğimiz projeleri yayımladık. Bu oranı daha da arttırmak istiyoruz ama burada mevzuat gereği %49'u geçemiyoruz. Ve elimizden geldiğince karlı gördüğümüz pazarlarda bu yatırımlarımızı devam ettirip hem şirketimizi hem bizimle ortak olan sermayedarlarımızı hem de ülkemize döviz katkısı sağlayarak başarılı projelere devam etmek istiyoruz. Burada özellikle geçtiğimiz dönemlerde sizi konuk aldığımızda yine yurt dışı projelerine, Avrupa'daki projelerine dikkat çekmiştiniz. Bunların içinde de yine Hollanda, İngiltere gibi ülkeler vardı. Biraz bahseder misiniz? Geçen sene Peker GYO hangi ülkelere yatırım yaptı? Hangi ülkelere yatırım kararını öteledi? Çünkü 2020 için telaffuz edilen yatırım miktarları ya şahı revize edildi ya da tamamı bu yıla ötelendi. Sizin için nasıldı geçen sene yatırımlar ve bu yılki planlar neler? Biz geçtiğimiz yıl Almanya'da ve İngiltere'de devam eden projelerimizde herhangi pandemi nedeniyle herhangi bir problem yaşamadık. Projelerimiz devam etti, inşaatlarımız devam etti ve hala da devam ediyor. Dediğiniz gibi İngiltere, Almanya, Hollanda'da çeşitli projelerle ilgileniyorduk. Zaten İngiltere ve Almanya bizim yatırımlarımızın olduğu ülkeler. Biz geçtiğimiz ay Aralık sonunda bedelli sermaye artımına başvurduk ve SPK tarafından da onaylanması halinde gündemimizde yurt dışında 8 tane proje yer alıyor. Bunları da dediğim gibi KAP'ta bildirdik. Burada avantaj şu, yurt dışında proje yaparken yurt dışında faiz oranları oldukça avantajlı. Yine bu kullanılan borcun, finansmanın geri dönüşü çok uzun yıllara yayılıyor. Bu avantajı değerlendirmek istiyoruz. Zamanda attığımız doğru adımlar sayesinde çok da iyi bir pozisyondayız. Özellikle Almanya'da Kuzey Rhein-Westfalia bölgesinde, İngiltere'de yine Londra ve etrafında başarılı projeler yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bunlara Hollanda'yı da eklemek istiyoruz. Orada da bir proje gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bu bedelli sermaye artışı eğer SPK tarafından da onaylanırsa biz 253 milyon Türk lirası olan sermayemizi 1 milyar 265 milyon Türk lirasına çıkartmak istiyoruz. Burada 1 milyar 12 milyon TL'lik bir yeni bir fon yaratmak arzusundayız. Bu fonu da yine bahsettiğim gibi karlı projelere hem Türkiye'de hem de yurt dışında karlı projelerde değerlendirmek istiyoruz. Bunun dışında çok ufak bir ekleme yapmam gerekirse yine Türkiye'de sahip olduğumuz varlıklar var. Gayrimenkuller, arsalar. Bunlarda projeler geliştirmek istiyoruz. Ama burada tabii klasik şu ana kadar yapılan konut ya da ticari projelerden ziyade biraz farklılaşmanın gerektiğine inanıyoruz. Özellikle ticari alanlarda, ofis ve AVM'lerde dediğim gibi ihtiyaç fazlası şu anda mevcut. Burada lojistik tesisler, depolama tesisleri, veri merkezleri, sağlık tesisleri gibi yatırımların karlılıkla sonuçlanacağını düşünüyoruz.
Konutta da pandemiden dolayı epey bir hayatımızda değişiklikler oldu. Hepimiz gibi evden çalışma düzenine alıştık ve bu konut projelerinde bir değişim yaratacağını öngörüyoruz. Bahçeli evler, balkonlu evler, evde daha çok vakit geçirdiğimiz için daha büyük metrekareye sahip, evde artık çalışmaya başladığımız için kendimize çalışma alanı yaratabileceğimiz ekstra bir odaya sahip konutlara ilgi olacağını düşünüyoruz. Ve son olarak lokasyon bazında da pandemi bazı alışkanlıklarını değiştirecektir. Biz bu düşüncedeyiz. Zira şehir merkezlerinde ofislere yakın olan bölgeler çok cazipti ama ofis anlamındaki alışkanlıklar değiştikten sonra şehrin biraz daha dışında banyolarda yeni projelerin karlılıkla sona erebileceğini düşünüyoruz ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Peki burada özellikle önümüzdeki sene için biraz rakamlar üzerinden gidelim Onur Bey, sizden ricam. Ne kadarlık bir yatırım tutarı hedefi koydunuz? Elbette temenni, hedef bu, revize edilebilir aşağı yönlü, yukarı yönde. İkincisi, ciro hedefiniz nedir? 2020'nin yüzde kaç üzerinde kapatmayı planlıyorsunuz bu yılı? Dediğim gibi eğer bu SPK'ya yaptığımız başvuru kabul edilir ve bedelli sermaye artışını gerçekleştirirsek burada yaklaşık 1 milyar Türk lirasının üzerinde öz kaynak kullanmayı planlıyoruz. Bunların tamamı yatırıma mı gidecek? O anlamda soruyorum aslında. Evet, neredeyse tamamı yatırıma gidecek. Ve bu öz kaynak projelerin büyüklüğü de değil tabii. Bu projeler için de finansman kullanılacak. Aşağı yukarı 3 milyar, 4 milyar Türk lirası arasında bir proje hedefimiz var. Ama bu sadece 2021 yılı için düşünmemek lazım. Bunu cirosal olarak da, projelerin başlangıcı olarak da. Çünkü bazıları hazır varlıklar, direkt sahip olduğumuz anda nakit akışımıza olumlu olarak yansıyacak. Bazıları arsayı satın alıp daha sonrasında proje geliştirerek kar realizasyonunu 3 yıl 4 yıl içerisinde gerçekleştireceğimiz projeler. Dolayısıyla hedefimizdeki bu projeleri önümüzdeki 2 yılda yayarak büyümek istiyoruz. 2021 yılında yine yönetim kurulu başkanımız Hasan Peker'in de açıklamasında belirttiği gibi atılım yılı olarak görüyoruz. Çünkü 2020 her ne kadar sektörü olumsuz etkilese de biz burada pozitif ayrıştık ve bu pozitifliğin de etkisini kullanıp krizleri fırsata çevirmek anlamında daha da büyüyerek, daha da karlı projeler elde ederek yurt dışındaki ve yurt içindeki pozisyonumuzu güçlendirmek istiyoruz. Peki burada biraz borçluluk tarafını da konuşalım isterseniz. Çünkü elbette siz de programı açarken söylediniz, bilinmezler, riskler içerisinde. Bir kurdaki yükseliş ithal ham maddeler ve ithal girdiler üzerinden bir maliyet unsuru oluşturdu. İkincisi de faizlerdeki yükseliş, kredi kullanarak yatırım yapma iştahının önünde önemli bir engel ve var olan borçlarını yapılandırmak isteyenler tabii ki faiz engeline takıldı. Siz kur ve faiz yükselişinden nasıl etkilendiniz ve borçluluk yapınız nasıl? Şöyle, biraz önce de bahsettiğim gibi bizim varlıklarımız hem yurt dışında hem yurt içinde olduğu için yabancı para cinsinden euro ve pound olarak da gelir elde ediyoruz. Bundan dolayı dövizdeki artışın bize olumlu bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Ancak aynı zamanda Türkiye'deki projelerde inşaat maliyetini ciddi anlamda arttırıyor. Örneğin dediğim gibi yılbaşı ile yıl sonu arasında döviz kurunda %25'lik bir artış meydana geldi. Bununla da kalmadı, yine pandemi etkisiyle döviz cinsinden satış fiyatı, örneğin inşaat demirini ele alalım. İnşaatlarda kullandığımız inşaat demiri 440 dolarlardaydı. 400 dolarları gördü ama şu anda 600 dolar. Hem dolar açısından %25'lik bir maliyet yükselişi söz konusu, hem de kendi fiyatından dolayı da bir yükseliş var. Aşağı yukarı bir yıl içerisinde %50'ye yakın bir zam gördü. Bunun elbette ki Türkiye'deki yatırımlarda bizler için de bir etkisi var. Ama biz bu sıkıntıları dediğim gibi dengeli portföy yapımı sayesinde rahatlıkla aşabiliyoruz. Faiz etkisi ise dediğiniz gibi özellikle dış finansman ihtiyacı bulunan projelerde maliyeti çok yükseltiyor. Yılın ilk aylarında %11-12 civarında oranlarla projelerin finansmanı gerçekleştirilebilirken geldiğimiz noktada %19-20'lere çıktı bu oran ve bu
Bir projenin ortalama %60, %65'ini dış kaynak finansmanıyla kullanıyorsanız ve sizin kar realizasyonunuz projenin bitiminden sonra örneğin 2 yıl içerisinde gerçekleşiyorsa size çok ciddi bir yük getiriyor. Projenizin aşağı yukarı karlılığını epey bir azaltabiliyor. Burada da biz yine bunun avantajını yaşadık. Çünkü biz öz kaynağı güçlü olan bir firmayız. Ve gerektiği zaman da dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak, öz kaynağımızı kullanarak projeleri karlı hale getirme kabiliyetine sahibiz. Bedelli sermaye artışında da zaten bu mantıkla hareket ediyoruz. Çok ciddi bir fırsat görüyoruz ve bu fırsatı bir an önce yaklaşık 6-7 yıldır hazırladığımız çalışmalarla beraber, edindiğimiz pozisyonla beraber hem yurt dışında hem de Türkiye'de kâra çevirmek istiyoruz. Peki Onur Bey, sürenin sonuna geldik ama son birkaç dakika içerisinde temettü politikanızı da ben biraz sorayım izninizle. O tarafta en son getirilen bir limit vardı %15 gibi ama 2021 itibariyle bu limitler kaldırıldı. Nedir önümüzdeki yıl için temettü politikanız, nasıl olacak? Açıkçası temettü politikasında şirketin yönetim kurulunun alacağı bir karar sonrasında uygulama malumunuz gerçekleşebiliyor. Şu an için bizim geçtiğimiz yıl karla büyümek ve belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra karın paylaşımı birçok firma gibi bizim için de mantıklı gözüküyordu. Ama önümüzdeki yıl ne olur ne biter buna bakacağız. Yönetim kurulu olarak da yönetim kurulumuz bir karar alacak ve eğer uygun görülürse bir temettü paylaşımı olabilir. Ama olmazsa da bu karı daha da büyütmek amacıyla olacaktır. Dolayısıyla şu an için bir yanıt vermem bu soruya çok mümkün değil ama her zaman karı paylaşmayı seven bir kurumuz ve yatırımcılarımıza da kazanç sağlamak amacındayız. Onur Bey, son olarak ben atladım ama izleyicilerimiz de onu da merak ediyorlar. Bugün de vardı yine yazılı basında mecralarda Peker Holding'in halka arzı, buna ilişkin beklentiler. Neler söylersiniz? Genel müdürden de açıklamalar duyduk ama bu yıl içerisinde böyle bir hedef plan var mı Peker Holding'in halka arzına ilişkin? Yönetim kurulu başkanımız Hasan Peker'in de bu konuda açıklamaları basına yansıdı. Böyle bir çalışmamız var. Peker Holding olarak gayrimenkul haricinde de farklı sektörlerde operasyonları olan bir çatı holdingimiz var. Ve orada da operasyonlar karlılıkla sürüyor. Yine yurt içinde ve yurt dışında yatırımları olan hem turizm sektöründe hem savunma sanayinde Türkiye'de yurt dışında yatırımları olan bir firmanın borsaya açılmak istemesi, halka arz kararı alması zannediyorum memnuniyetle karşılanacaktır. Bu konuda çalışmalarımız var. Dediğim gibi yönetim kurulu başkanımız Hasan Peker, başkan yardımcımız Ayşe Gülkiler'in de isteğiyle böyle bir çalışma içerisindeyiz. Umuyorum olumlu haberlerle geri döneriz. Çok teşekkür ediyorum Onur Bey katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yıllar dilerim. Size de. Peker GEO Genel Müdürü Onur Özalp'ın görüşlerini aldık. Peker Holding'in de bu yıl içerisinde halka arz planları var. Onu da Peker GEO'dan aldık. Şimdi hızlıca bir Lütfü Eyvan'ın açıklamalarını ekrana getirelim. Öncelikle enflasyonla mücadeleye ilişkin sosyal medyadan paylaştığı mesajda bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz. Para politikasına yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. Ve 2021 yılı makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacak dedi. Yine ikinci tweetinde ise para politikası enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirilebileceği ilave destek ihtiyacı seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır. Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız dedi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan. Bu mesajla beraber para ve mali politikasının eş güdümünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bakan vurgulamış oldu. Gidelim Yatırım Finansman Araştırma Müdürü Serhan Göke ve detayları kendisine de soralım. Serhan, hoş geldin yayına. Hoş bulduk, selamlar, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Biz de senin hem yatırım finansman ailesinin hem de senin için iyi bir sene olsun, sağlıklı bir sene olsun. Bu temenniyle başlayalım ve hemen sözü vereyim. Ben Bakan Elvan'ın açıklamalarıyla başladım. Nasıl değerlendiriyorsun hem bugün gelen enflasyon rakamlarını hem de aslında önümüzdeki süreçte bakandan gelen para politikasına destek mesajını?
Oldukça olumlu buluyorum. Açıkçası biraz Aralık ayı ile gelecek olan enflasyon rakamının sürprizi bir rakam olabileceği, yani içerisinde biraz yukarı önlü risk barındırdığına dair bu miktar piyasada da bizde de biraz risk algısı oluşmuştu. Ama bu gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesi de piyasalar açısından iyi olacaktır. Çünkü bildiğiniz gibi kısa vadeli faizlerin yukarıya doğru gitmesi sonuçta şirketlerin karlılıkları açısından, bankaların fonlama maliyetleri açısından, ekonominin büyüme potansiyeli açısından çok çok da önemli değil. Enflasyonun aşağı çekilmesi hedefiyle ilgili olarak da enflasyon eğer bugün biraz daha beklentilerden yukarıda bir noktada olsaydı, Merkez Bankası'nın Ocak ayı toplantısında da faiz arttırma beklentisi oluşacaktı ve bu miktar dediğim gibi piyasada karlılıklar ve şirket değerlemeleri açısından bir risk barındıran bir faktördü. Bunu da arkamızda bırakmış olmamızı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Verilen mesajları da çok olumlu ve yerinde buluyoruz. Peki Serhan, buradan geçelim hemen portföylere, model portföylere ve değerlemelere. Şimdi 2020 yılı sanayinin yılı oldu ama bankaların yılı olmadı. Şimdi şöyle bir görüş var, yani yerli yabancı raporlarda daha fazla dillendirildiğini görüyoruz. Sanayi hisselerinin biraz pahalı olduğu artık, ya da hem pahalı demeyelim ama bankalara göre görece daha FK'ların ortalamanın üstüne geldiği, bankaların çok aşağıda kaldığı. Şimdi bu yıl bunun terse döndüğü bir yıl olacak mı sizce? Şimdi şöyle, burada söylenen, yani sizin yaptığınız tespitlerin hepsi de çok doğru. Zaten de çok bariz çarpanlara bakıldığı zaman bankacılık sektörünün geride kalmış olduğu, zaten fiyat performansını da 2020'nin alt alta koyup bakarsak orada da bu çok net bir şekilde görülebiliyor. Burada tek bir şey var, konu var önümüzde. Karşılıklar konusu. Yani bankaların kredi riskleriyle ilgili olarak nasıl politikalar izleyecekleri ve bununla ilgili olarak karşılıklarını nasıl yönlendirecekleri, yani karşılık politikalarının karlılık üzerindeki etkisinin ne olup olmayacak konusu. Bu senenin en büyük ana gündem maddesi olmaya devam edecek bankacılık sektörü için. Biliyorsunuz geçen sene ticari krediler oldukça avantajlı oranlardan ekonomiye destek vermek adına başta kamu bankaları olmak üzere oldukça ucuz maliyetlerle ya da finansman tarafından bakarsak düşük maliyetle sisteme sunuldu. Bunların geri dönüşü, o şirketlerin finansman kaynağını kullanan şirketlerin bilançolarının nedenli sağlıklı olup olmadığı konusu önem kazanacak. Bu haftadan itibaren bankalar 2021 yılı ile ilgili olarak bütçe çalışmalarını ve değerlendirmelerini piyasayla paylaşıyor olacaklar. Oradan çok önemli bir konuda bir işaret alacağımızı düşünüyorum. Benim şahsi görüşüm biraz bankalar konuda, karşılıklar konusunda muhafazakar tarafta olmayı tercih etmeye devam edebilirler. En azından yılın ilk iki çeyreği itibariyle bunu böyle olacağını bekliyorum, düşünüyorum. Ama bütününe bakıldığında, yani şu anda içinden geçtiğimiz dönem, global piyasaların risk iştahı, yani Aralık'tan zaten belli olan Ocak'taki gördüğümüz gelişmekte olan ülkeler olan ilgi, bankacılık sektörünün de bu tip risklerinin barındırmasına rağmen ucuz değerlemesi olması itibariyle öne çıkmasını sağlayabilecek de bu miktar yatırımcıların bardağın dolu tarafına mı boş tarafına mı bakması tercihiyle alakalı bir şey. Biz bu hafta değerlendirmeleri aldıktan sonra bankalardan 2020 ile ilgili olarak beklentileri noktasında tekrar bankacılık sektörüyle ilgili olarak senaryolarımızı gözden geçireceğiz. Bir miktar hedef fiyatlarımızı yükseltme ihtimalimiz var. Ben topyekun sizin de başta yaptığınız tespitte olduğu gibi zaten endekste yukarı potansiyelini gerçekten realize edeceksek yabancı yatırımcıların bankalara olan ilgisiyle bunun ancak gerçekleşebileceğini düşünüyorum. O tarafta da en azından Ocak ayı itibariyle belki Şubat ortasına kadar olumlu beklentilerimiz olduğunu rahatlıkla sizlerle paylaşabilirim şu aşamada. Peki Serhan, senden diyeceğim, biz şimdi yönetmemizi ekrana getirecek. Banka Eurobond faizleri aslında oldukça hızlı bir geri çekilme yaşadı.
Fakat bunun ne kadar devamı gelir? Çünkü yüzde aslında 7-8 bandından 4-5 bandına doğru geldiğini görüyoruz. Yani kamu bankaları burada bir miktar daha yüksek bir faizleri ama orada da aşağı geliş var. Öte yandan hazine tarafındaki Eurobond faizleri de benzer şekilde aşağı geliyor ve aracı kurumlardan özellikle bakıldığında mesela vadelere baktığımda uzun vadeli Eurobondlar alım için uygun şeklinde tavsiyeler var. Ne dersin, döviz cinsi borçlanma araçları, CDS'ler, banka Eurobondları bunlar için iyi bir sene olacak mı? Buna çok katılıyorum. Çok doğru bir tespit. Gerçekten bunun ben siz söylemeseydiniz ben de ifade etmek isteyecektim. Özellikle şunu da düşünmekte fayda var. Sonuçta Türk lirası faizleri demin söylediğim gibi oldukça yükselmiş durumda. Ama bir miktarda ekonomide bir 2021 ile ilgili olarak olumlu beklentiler var 2020 ile karşılaştığımızda. Yani hem çalışma sermayesi ihtiyacı olsun hem biraz yatırım olsun. Üçüncü çeyrek büyüme rakamlarında da bu görüldü yanılmıyorsam. Bir miktar döviz kredisi talebine şey tarafında yani borçlanma tarafında yatırım tarafında da Eurobond'lara ilginin olabileceğini değerlendirebiliriz, düşünebiliriz. Bunun çünkü sizin de dediğiniz tetikleyicisi ülkenin risk priminin düşmesi olacaktır. Orada da çok olumlu gelişmeler var. Bu Eurobond'ların fiyatlarının artması anlamına geliyor. O yüzden de bu birbirini tetikleyerek iyi bir fiyatlama ortamı yaratabilir. Öyle olacağını düşünüyorum. Bu hafta bankacılık sektör verileriyle ilgili raporumuzu yayınladık bugün itibariyle. Bu hafta dedim ama düzeltiyorum. Geçen hafta sonu itibariyle iki hafta üst üste ilk defa ben bankacılık sektöründe döviz kredilerinde %1 civarında olsa da haftalık artış gördüm. Bu da demin konuştuğumuz faktörlerin fiyatlanmaya başladığına dair güzel bir işaret. Peki hemen geçelim buradan istersen biraz çok satış yiyen sektörler, turizm, havacılık, öte yandan hani daha defansif olmayan sektörler. Ne dersin orada, yani biliyorum tabii ki çok zor, hemen çok ucuzlar havacılık hisseleri rally yapacak ya da işte turizmde, inşaatta, enerjide rally başlayacak demek için erken olabilir ama yılın geri kalanı için daha uzun vadeli portföylerde değerlendirilmeye başlanabilir mi sence? Biz bununla ilgili bir çalışma yaptık aslında söylemek gerekirse. Yani Aralık ayında biraz risk fiyatlamasıyla ilgili yani risk iştahıyla ilgili çok olumlu sinyaller almamızdan hareketle bir miktar da bunun tabii tetikleyicisi olan aşı geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, kullanılacak olması konusu ve buna bağlı beklentilerle birlikte yani model portföyümüzde değişikliklere gittik. Yani bir miktar defansif olan hisseler hala tutuyoruz var ama onların yanı sıra İşte ekonomideki konuştuğumuz ve piyasanın fiyatladığı gelişmelerden olumlu etkilenecek sektör ve şirketlere doğru yönelelim istedik. O yüzden de sizin dediğiniz gibi Pegasus'a TAF havalimanı işletmelerine model portföyümüzü biz Aralık ayında zaten dahil ettik. Ve bu hisselerdeki demin bankacılık sektöründe konuştuğumuz gibi cazip değerlemelerin geri dönüş beklentisiyle bu sektördeki performansları itibariyle baktığımızda bu şirketlerin öne çıkan hisseler olmaya, bir sektör olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Havacılık böyle. Keza aynı şekilde Tüpraş'ı da hedef fiyatımızı güncelleyerek tavsiye ettiğimiz, model portföyümüzü koyduğumuz hisseler arasına aldık Aralık ayında. Tüpraş için de hedef değerimiz 142 lira. Yani orada da baktığımız zaman bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Yukarı potansiyel anlamında bunlar İki tane çok geride kalmış ve bu sene operasyonları ve faaliyetleri itibariyle, karlılıkları itibariyle geri dönüş potansiyeli beklentisi olduğumuz hisseler. Sen son birkaç dakika içerisinde otomotiv tarafına ilişkin sorular var. Bir de bu elektrik doğal gaz zammının etkisi, yani enerjiye nasıl olur diye çimento için negatif deniliyor. Ama her iki tarafı da sorayım. Hem petrokimya, enerji, elektrik hem de otomotiv hisseleri. Orada özellikle öne çıkaracağın şirketler, hisseler var mı? Ya şöyle başlayayım. Biraz açıkçası cevaplaması kolay olan kısmı biraz otomotiv. O tarafta bir miktar biz... Özellikle geçen sene içinden geçtiğimiz süreç yani TL faizlerinin oldukça düşük seviyelerde olması ve bunun kredi talebi tetiklemesi ve yurt içindeki özellikle otomotiv satışlarının oldukça iyi seviyelerde seyretmesi sebebiyle bu senenin tam demin bahsettiğim sektörler ve şirketlerin aksine bu senenin geçen seneye kıyasla otomotiv sektörü tarafında bir miktar daha talebin düşük olduğu bir yıl olmasını bekliyoruz.
değerli bilire baktığımızda da Kasım, Aralık aylarında olsun ya da senenin bütünüyle itibariyle baktığımızda olsun otomotiv sektöründeki hisselerin performansının çok iyi olduğunu gördük. Bizim model portföyümüzde Ford Otosan vardı ve değerleme sebebiyle bu seneki demin anlatmaya çalıştığım bu seneki beklentiler sebebiyle onu model portföyümüzden çıkardık. Genel olarak otomotivle ilgili olarak görüşümüzde demin anlattığım gibi hem fiyatlarda bir miktar değerlemelerde doygunluk var hem de beklentiler çok yüksek değil. Ama onu kenara ayırıyorum. Onun haricinde diğer şeye bakarsak, yani diğer konulara bakarsak sizin de bahsettiğiniz gibi o tarafta diğer sektörlerde, otomotiv harici sektörlerde havacılıkta olduğu gibi pozitif ivmelenme olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle benim altını çizmek istediğim bir nokta şu. Şimdi baktığımız zaman kısa vadeli faizlerin yükselmesi aslında bazı sektörlerde çok çok olumlu olmayabilir. Hı hı. Özellikle talep tarafında. Buna belki emlak, gayrimenkul yatırım ortaklıkları şirketlerini dahil etmek lazım. Ama orada bugün bir şey görüyoruz. Mesela fiyatlamalarda çok pozitif bir trend var. Onun da sebebi aslında gayrimenkul yatırım ortaklıkları şirketlerinin şu anda satış yaptıkları projelerde gelen talebin çok da kötü devam etmemesi, seyretmeyecek olması ve belki senin ikinci yarısından itibaren faizlerde bir miktar gerileme olabilmesi potansiyeli bir beklentisi. Onlara yarayabilir aslında bu hikaye. O yüzden bu sektörü de özellikle emlak geliyor şu anda bu dar portföyümüzde ihmal etmemek gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Serhan aktardıkların için. Yatırım Finansman Araştırma Müdürü Serhan Gök'ün görüşlerini aldık. Kısa bir yere aranın arkasından grafik düellosu ile karşınızdayız Gizem'le beraber. Grafik Düellosu ile karşınızdayız. 2001 senesinin ilk programı. Gizem hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Sağlıklı bir sene olsun herkes için. İnşallah. Bu dilekle başlayalım. Biz bugün neleri konuşacağız Düello'da? Bugünkü ana gündem maddemiz aslında hafta içerisinde Türkiye adına en önemli veriydi. Enflasyon rakamlarını takip ettik. Hani hem memur hem işçi zamları da belli oldu böylece yılın son enflasyon rakamı olduğu için. Bu beklentilerin üzerine gelen bir enflasyon rakamı aynı zamanda. Dolayısıyla tartışabileceğimiz çok fazla boyut var her açıdan. Peki grafiklere geçmeden kısa bir sorum olacak. Seni en çok şaşırtan kalem ne oldu bugün açıklanan enflasyonda? Yani Aralık ayı enflasyonu aslında endeks tarihinin başından bu yana ilk defa, ikinci kez daha doğrusu en yüksek rakamı üretti. Dolayısıyla Aralık ayında bu kadar yüksek bir enflasyon beklemiyordum açıkçası. Bir de bir tek giyim düşmüş. Onun haricinde kalanların hiçbirinde böyle bir enflasyonda düşüş vesaire söz konusu değil. O yüzden de 2021'de enflasyonu yönetmenin çok da kolay olmayacağının bir başkasının yerini aslında böylece görmüş olduk Aralık ayı enflasyonu itibariyle. Evet, beklentilerden gerçekten saptı bir miktar. Şimdi grafiklerle başlayalım. Kura ilişkin birkaç grafiğim olacak. Sonra diğer manşetler için Gizem'e sözü vereceğim. Şimdi bugünkü enflasyonu tabii birçok noktadan değerlendirebiliriz. Ham madde maliyetlerinden, ithal girdilerden, tüketim talebinden, kredi talebinden ama onun öncesinde isterseniz yılı kapattığımız rakam olduğu için yani yılı %14.60'lık bir enflasyonla kapattık ve yılı dolar Türk lirasında %24.5'luk bir yükselişle kapattık. Dolayısıyla geçen senenin şöyle bir enflasyon ve kur özeti fotoğrafı ne diye baktığımızda son sütunda da göreceğiniz üzere kurla enflasyon arasındaki yıllık değişim farkı tam 10 puan olmuş. Yani dolar Türk lirası enflasyonun 10 puan üzerinde daha fazla değer kaybetmiş. Yani reel olarak Türk lirasının değer kaybettiği bir yıl olmuş ve bu aslında CDS'lerin 24 bas puan yükseldiği bir yıla tekabül ediyor. İşin ilginç tarafı şu, biz genelde CDS'in yükseldiği senelerde yılın tamamında aşağıda gördüğümüz CDS'in yeşil sütunlu olduğu dönemler genelde bir sene yükseliyor, bir sene düşüyor. Aslında gördüğünüz gibi umut ediyoruz ki bu sene yine düşüş yılı olur. Çünkü 2019 bu anlamda aslında pozitif geçmişti bizim için. Yani reel olarak Türk lirası değer kaybetmemişti. Neredeyse yataydı, yani enflasyon kadar değer kaybetmişti. CDS'ler de 2019 senesine düşmüştü. Ama 2020'de bunun tersi oldu. 2021 beklentileri için ise
en çok telaffuz edilen konu şu. Türkiye'nin risk primi göstergesine gidecek yer var ve reel olarak da Türk lirasının değer kazanacak yeri var. Ama diyelim ve bir sonraki grafiğe geçelim. Şimdi her ne kadar kurun oynaklığı yavaş yavaş azalsa, Türk lirasında bir miktar daha değerlenme gücü olsa da nedir bu bir miktar? Anketlere baktığımızda ya da Bloomberg tarafındaki forecastlere baktığımızda yabancı kurumların ilk çeyreğin sonunu yaklaşık 7,5 TL seviyesinden 7,30, 7,50 yani mevcut bu seviyelerden kapatması bekleniyor kurun. Ekstra bir rally çok da beklenmiyor. Bir sonraki grafiğe ekrana getirebilirsek arkadaşlarımızda varsa orada da göreceğiz ki kurun oynaklığıyla aslında yani seviye de elbette önemli ama üfe tüfe makası arasında çok doğrusal bir ilişki var. Morla gördüğümüz kuru oynaklığı, yeşille gördüğümüz ise üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makas. Daha önceki yayınlarda Gizem de aslında çok fazla bahsetmişti bize. Kur geçişkenliğinin yanı sıra bir de fiyatlarda yapışkanlık var. Yani fiyatlar tarafı örneğin dolar Türk lirası 8'in üzerine geldiği zaman fiyatlar artıyor. Ama tekrar 7-20'lere geldiğinde o denli hızlı düşmüyor, hatta bazen düşemiyor bile. O yüzden seviyeden ziyade oynaklık daha önemli ve trend olarak takip edecek olursak da aslında 2016'dan beri çok doğrusal hareket etmiş. Şimdi son 3-4 ayda kuru oynaklığı geri çekilirken bakalım tüfe makası ne kadar aşağı gelebilecek? Çünkü bugün açıklanan üretici fiyatlarında %25'lik üretici fiyatı gerçekten oldukça yüksekti Gizem. Bu arada geçen senenin Mayıs ayında %5'lerden bahsediyoruz. Oralardan %25'lere. Yani daha bir sene geçmeyen bir süreç içerisinde 20 yüzde puanlık yukarı yöndeki bir hareketten bahsediyoruz. Dolayısıyla üfenin üzerinde bu baskı, yani girdi maliyetlerindeki baskı devam ettiği müddetçe, Türk lirasına ilişkin öngörülemezlik olduğu müddetçe enflasyon tahmini yapmakta o kadar zorlaşıyor. Ben de bugün birkaç tane detaya ineceğim aslında enflasyonun bugün gelen enflasyon rakamlarından ziyade. Ki bugünkü enflasyona dair de çok basit bir şey söyleyebilirim aslında. O kadar kur diyoruz ya mesela, kura hassas olan kalemler otomatikman enflasyonun arttığını gösterdi. Nedir bunlar? Mobilya mesela. İşte araç alım satımı. Bunlar hep kura hassas olan ürünler. Dayanıklı malda galiba sepetlerde arttı değil mi? Yani kredi tutarlarının içerisinde de arttı. Tabii yani talebi de yansıtır nitelikte. Hı-hı. Sadece kur demeyeyim ama yani dövize hassas olan bütün kalemler hem girdi maliyetleri hem talepteki canlılık vesaire derken hepsi yükseldi. Yani kim yükseldi? Dayanıklı mallar. Hı-hı. Ve özellikle hizmet kalemi tırmanmaya devam ediyor bu noktada. Ben de dünyada hani Hı-hı. nasıl ilerliyor işler, dünyada enflasyon rakamları neye işaret ediyor buna bir miktar bakmak istedim. Ekrana getirdiğim tabloda beyazla gösterdiğim kesik çizgi City'nin bir endeksi. Dünyada tüfe rakamlarına ilişkin ne tahmin ediliyor ne gerçekleşiyor bunu gösteriyor. Eğer bu endeks yükselirse şayet şurada gösterdiğim sıfır çizgisinin üzerine çıkarsa mesela enflasyonun dünyadaki ortalaması ekonomistlerin beklentisinden daha yukarıda geldiğini ifade eder. Sarıyla gösterdiğimde dünyadaki ortalama tüfe rakamı ne gösteriyor? Dünyada şu an ortalama tüfe %2.1 ve City'nin enflasyon sürprizi endeksinin bize gösterdiği de şu an enflasyon dünyada beklentilere paralel geliyor. Yani beklentilerin altında da kalmıyor, üzerine de çıkmıyor. Tamamen en son gelen rakamlar ekonomistlerin beklentisine paralel gelmiş vaziyette. Hatta bir ara aşağı yönde de riskler vardı. Yani 2020'nin Mart ayına mesela baktığımızda talep o kadar zayıfladı ki enflasyon beklentilerin çok altında kaldı ki bu da endişe verici bir durumdur. Gel gelelim son düzlükte yani 2020'nin dördüncü çeyreği itibariyle piyasa artık doğru tahmin edebilmeye başladı dünyanın enflasyon rakamlarını. Dünyada enflasyon rakamlarının tutarlı olmasının çok büyük bir ölçüde zaten gelişmiş ülkelere borçlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Neden tahmin etmesi kolay? Zaten enflasyon yok çünkü. Bununla beraber buradaki sapmayı yaratan şey ya da buradaki ortalamayı yükselten şey aslında gelişen ülkelerin enflasyonu. Oralar nasıl seyrediyor diye bakacak olursak şu aşamada pembeyle gösterdiğim az öncekinin aynısı sadece gelişen ülkeler için olanı. Yani gelişen ülkelerde enflasyon beklentilerin ne kadar yukarısında geliyor, ne kadar yukarı yönde sürpriz yapıyor diye gösteren bir endeks. Dikkat etmek gerekirse 9,5'lar seviyesine yani ama aşağı yönde 9,5 yani yaklaşmış beklentileri ama yine de gelişen ülkelerdeki enflasyon beklentileri yine de ekonomist beklentilerin altında kalıyor. Ama şu an nerede geliyor? %2.8 yani gelişen ülkelerdeki ortalama enflasyon %2.8 ile piyasanın ortalama beklentisinin hala altında kalmayı sürdürüyor diyebiliriz. %2.8'lik gelişen ülkelerin ortalama enflasyonu. Geçelim buradan bir sonraki tablomuza bakalım mesela. Dünyada ya da gelişen ülkelerin geneline baktığımızda evet enflasyon tahmini gelişmiş ülkelerde tutarlı, gelişen ülkelerde ise aşağı yönde sürpriz yapmayı sürdürüyor. Ama
biraz daha yakınsamış vaziyette. Türkiye'de hikaye nasıl diye bakacak olursak, ekranda turuncu kutucuklarla işaret ettiğim kısımlar 2017 yılından bu yana Aralık ayı enflasyon rakamlarını gösteriyor. Alt panelden biraz daha rahat gösterebilirim çünkü ikisi arasındaki farkı doğrudan doğruya çizdim buraya. Bu fark neyi ifade etmekte? Türkiye'de gelen TÜFE rakamı nedir ve ekonomistlerin beklentisi neydi? Bu ikisi arasındaki fark bize, eğer sütunumuz büyükse şayet sıfırdan, diyor ki bize enflasyon yukarı yönde sürpriz yapmış. Aşağısındaysa şayet aşağı yönde sürpriz yapmış. Aralık aylarına dikkat etmek gerekirse aslında 2019'un Aralık ayı haricinde kalan bütün Aralık ayları enflasyonda ekonomistlerin beklentisinin yukarısında bir sürprizle karşılaştığımızı gösteriyor. Tıpkı bugün olduğu gibi ne bekleniyordu? %0.9, ne geldi? %1.25. Dolayısıyla Aralık ayı rakamına dikkat etmek gerekirse TÜFE bir kez daha beklentiyi aştı. Hatta şöyle bir parantez açabilirim. Son 3 aydır dikkat etmek gerekirse enflasyon piyasa beklentilerinin üzerinde geliyor zaten. Dolayısıyla beklentileri şaşırtan bir enflasyon rakamı da geleceğe yönelik beklentileri de bozan bir diğer faktör. Yani mesela Merkez Bankası'nın beklenti anketinden de görüyoruz. Enflasyon beklentilerinde bozulma sürüyor diye birkaç ay üst üste başlık atmıştık bu şekilde. Öyle gelmişti veriler. Nitekim burada beklentilerin üzerinde gelen rakamlarda o beklentilerin bozulmasına, yani orta vadeli enflasyon beklentilerinin bozulmasına da ana gerekçeyi oluşturuyor. Ekrana getirdiğim tabloda ise az önce Güzel'le sohbet ederken başta söylediğim şey, yani endeks tarihinin en yüksek Aralık ayı enflasyonu. Buradaki tablo bize şunu göstermekte. Aylar var sütunlarda, satırlarda da yıllar var. Şurası 5 yılın ortalamasında aylar nasıl ortalamada enflasyonun arttığını göstermekte. Mesela Aralık aylarına dikkat edelim. Bu sene Aralık ayı %1.25. Geçen sene %0.74 aylık bazda enflasyonda artış yaşamışız. Tek istisnamız 2018'in Aralık ayı olmuş. Ancak ben bu tabloyu ekranda görülsün diye daha kısa yaptım. Yani 2015'ten bu yana yaptım. Ama tarihindeki en yüksek artışlardan biri olduğunu söyledim. Mesela %1.64'lük bir artışımız var 2016 yılının Aralık ayında, 2020'ye geldik %1.25 ve böylece son 5 yılın Aralık ayı ortalamasında %0.58'lik bir ortalamaya ulaşmış vaziyetteyiz. Şimdi ne olacak? Nisan ayına kadar aleyhimizde olan bir baz var. Yani ekonomistler zaten diyor ya, Mart-Nisan'dan sonra enflasyon biraz daha normalleşebilir diye. Bunun zaten ana gerekçesi neden bozuk bekleniyor yani Nisan'a kadar. Lehimizde olan bir baz yok önümüzdeki birkaç ay içerisinde. Ama en azından Merkez Bankası'nın sorgulamadığımız, faizlerin yeterliğini sorgulamadığımız bir dönemdeyiz diyelim ve piyasa hattını burada noktalayalım. Hoşçakalın.